Evet, Burcu Hanım, ekip arkadaşı Zombi, Selma Hanım sizin için de öyle. Hatta ekip çekte bir hediye almışsınız. Berrak Hanım da lütfen siz de gelin, beraber yapalım. Yoksa doğum gününe ilgili. Enis'in doğum günüydü. Evet. 40 yaş oldu. Biraz büyük. Gibi oldu. Evet, biraz büyük kutladık. Yıkıma da yaktırdık. Biraz hakimiz. Artık evlerimiz, artık herkes evlerine. Kolay gelsin. Kolay gelsin, bay bay. Bir de diziyle ilgili çok kısa bir şey soracaktık. Artık ayrılıklar oluyor. Siz de zaten paylaşım da yaptınız. Hande Hanım ayrıldı, Nur Sürer ayrıldı. Yeni isimler de katılıyor. Nur Hanım'ın ayrılığıyla ilgili de hatta ölüm ilanı da yayınlanmış. Onunla ilgili gördünüz mü? Evet, gördüm. Ben gördüm. Evet. Öyle bir durum yaşandı. Evet. Şimdi de artık yeni sezon başlıyor. Yeni sezon başlıyor. Yeni hikayelerimiz açılıyor. Olması gerektiği gibi ilerliyor. Son olarak doğum günü hediyesi sadece bir maşallah mı vardı yoksa özel hediyeler de oldu mu? Onunla sonra tabii kendisi özel hediyeler vermeden geçemedim. Tabii ki ona kendisine özel hediyelerimiz vardı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi geceler. Teşekkürler. İyi geceler. Sağ olun. Çamar. Nereye? Nereye? Kanka ben başladım. Çağlar'ın doğum gününüz kutlu olsun. Enes Bey'in de doğum günü kutlu olsun. İki doğum günü bir anda, aynı anda. Aynı anda kutlamadık ama benimki dündü, onunki bugündü. Çok güzel geçti. Aslında aynı anda da diyebiliriz yani bir anlamda. Dedim zaten niye beraber kutlamadık diye belki size de öyle bir şey yaparız. Şimdi bir de kına gibisi gibi içeriz aslında. Çok kısa konuşsaydık, kırmızılarda çok teşekkür ederim. Dediğiniz sağ olun. Çok mersi. İyi akşamlar. Daha müsait bir zamanda konuşuruz. Tamamdır. Teşekkürler. Şunu da soralım Çağlar'ım. 2023 sizin için şimdi aşk yılı oldu diyebilir miyiz ya da olacak diyebilir miyiz? Ali Bey'le çünkü yazılıyor Ali Kalyon için birlikte. Ona da bir cevap verirseniz en azından. Çok sağ olun. Doğum gününüz kutlu olsun. Sizin kahvenizi. Ufak da bir gibi oldu aslında. Ne güzel kızlar mısınız çocuklar? Evet. Doğum gününüz kutlu olsun 40. yaşınız. 40 mı? Öyle deme insanlarınız. Pardon. 24. 23. 23. O civarında. Bir kına gecesi gibi oldu aslında bir yerde. Evet. Herkesi de kınalarda yakıldı. Evet. Sizde de var mı efendim? Bana yakmadılar galiba ya. Yani hiçbir şey yok gördüğünüz üzere. Eğlendik, öyle geyikler yapmışlar. Ben biraz yaşımı saklıyordum. Göstermiyorsunuz da zaten aslında. Teşekkür ederim, çok sevimsin. Biraz yaşımı saklıyordum, o yüzden her yere kırklar basmışlar. Kınalar basmışlar, beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi. Bir maşallah hediyesi de geldi. İyi akşamlar canım. Bir adamımız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Bir maşallah şeyi de gelmişti aslında. Geldi, altınlarla. O da bizim diziden geldi. Evet. Sus, aramızda kalsın. Çünkü çok arayanım var, kusura bakmayın. Ne demek efendim? Doğumunuz kutlu olsun tekrardan diyelim o zaman bir de size. Çok teşekkür ederim. Güzel pusu kurmuşsunuz, sizi tebrik ediyorum. Kurmadık da işte son aslında dakika. Aslında bir kaçış planı gibi geldi bize ama o yüzden. Asla ben senden kaçar mıyım? İyiydim. Öpüyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ görüşürüz. Bay bay. Hala mı çekiyorsun? Abi günün insanı sensin, gecenin. O ne ortadaki? Dur oğlum dur ya. Ben ne yapayım yani? Nasılsın abi? Sağ ol, teşekkür ederiz. Evet, çok yakın arkadaşınızın kına gecesinden herkese merhabalar doğum diyerek başlayalım mı? Evet, 40. ama kına gecesi diye aslında yazıldı. Doğum günü tabii ki biz de biliyoruz. Eğlencesinde öyle söylendi, siz aynen. Siz de kına yaktırdınız mı? Yok, yok. Evet. Çağla Hanım çıkışı mı? O birazcık eğlencesine yapılan bir şeydi. Eğlendik hep birlikte, çok tatlı bir geceydi. Bir maşallah da yazılmış. Yazılır tabii, maşallah her zaman yazılır. Yıllardır çok fazla, yani yıllardır berabersiniz. Çok güzel bir dostluğunuz var. Allah gördükten yapsın. Sonra bugün de doğum gününde birlikteydiniz kendisinde. Yeni yıl için dilekleriniz ne olacak kendisi için? Valla en iyisi mutlu olsun, alkışı bol olsun, her zaman sağlıklı, keyifli, eğlensin, güldürsün, bizi de mutlu etsin. Ayrıca hepimiz için de huzurlu, keyifli, sağlıklı bir yıl geçirelim ya. Herkes böyle
evine huzurla gidebilsin, sevdikleriyle birlikte olabilsin. Daha ne isteriz ki? Şimdi bir de Disney'de bir projeniz var başlayan, hatta çekimleri başladı diye biliyoruz. O projeyle ilgili ben çok de öyle biliyorum. Ama bir şey söylemeli miyim onu bilmiyorum. Şimdi aslında orada bir apartmanda yaşayan bir... Hiçbir şey demeyeyim çünkü yanlış bir şey söylemek istemem ama... Bir suikast düzenleyeceksiniz bildiğiniz kadarıyla. Konuşabilirsin dediklerinde öyle bir şey değil. Yok. Öyle bir şey yok. Yok yok öyle değil. Ya, o kadar yok, değil. Yok öyle ya. Değil. Eyvallah. Öyle bir şey yok yok. Yok öyle değil. Yazıldı çünkü de bizi evet, onaylamak için soralım. Evet yazıldı ama öyle değil aslında. Bir gün daha detaylıca konuşuruz. Ben size senaryoyu veririm dermiş. Peki o zaman şaka çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. İyi geceler. Evet. Hayır bu kız gelmiyor. Hadi bakalım. Hepinizi öpüyoruz. Her çık şimdi çıktı. Sıkılıyorum ben. Batacak mı bu da? İçine kalmış. Yok tamam olsun. Tamam olsun. Çok özür dilerim. Peki. Esra, Emine. Tamam. Enis Arıkan'ın doğum günüydü. Şimdi evet, siz de işlerden çıkıyorsunuz. Çok sevdiğim arkadaşım. Kutlamış doğum olmaktan, yanımda olmaktan son derece mutluyum. Daha nice yaşlara inşallah. Siz doğum günü dileklerini çok kısa alabilir miyiz sizden? İşte nasıl aynı, bir yıl olsun? Aynı ilettim. Size de yeni yıllar. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. İyi yıllar size de. Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, çok kısa abi. Enis Bey'in doğum günüydü. Biliyoruz. Trafik şey, trafik istedik ama. Tamam. Şöyle alabilir miyiz? Tamam. Tamam. Okay. Merhaba. Tamam. Evet, bizdeki partnerinizi de yalnız bırakmadınız. Bugün de kendisinin doğum günü. Evet, nasıl öyle bir geceydi? Ne dilekleri? Size ne oldu? Çok güzel, çok eğlenceli bir geceydi. Hala devam ediyor. Biz çok eğlendik ama yarın tabii işlerimiz olduğu için o yüzden artık yavaştan çıkıyoruz, gidiyoruz evlerimize. Sette bir yandan devam ediyor. Şimdi aynen, ayrılan isimler oldu. Hande Yetizi ve bir isim Nur Sürer ayrıldı. Ama yeni isimler giriyor. Hikaye tabii ki boyut değiştiriyor. Yeni bir hikaye başlıyor şimdi. Kitaptaki hikaye birazcık daha işin içine girmeye başladı. Heyecan devam ediyor. Tabii ki biz üzülüyoruz gider arkadaşlarımız için ama yeni gelecek arkadaşlarımızı da öyle bekliyoruz. Partiye dönmek istiyoruz. Enis Bey nasıl yukarıda? Çok eğlendiğinden farkında değil. Gayet güzel, gayet güzel gidiyor. Gökler yerinde. Vallahi beni oluyor. Hediye aldınız. Bir hediye var mı peki? Vallahi aldık görürsünüz herhalde. Bayağı bir paylaşıldı çünkü. Biraz sükse yarattı. Aldığım şeyde biz ama ekipçe aldık hediyeyi. Ne aldınız? Onu merak ediyoruz. Paylaşımlar aldık. Maşallah aldık. Böyle altınlarla dolu bir... ama Enis'e yakışır bir hediye diye evet, düşünüyorum. Taksiyi bekletmeyeyim devrim. Tabii ki de. Son olarak çok da yeni yalnız kutlu olsun elimizde size o zaman. İyi seneler arkadaşlar. Görüşürüz Cengiz'de zaten. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kendinize. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoşçakalın. Abi taksi olmasın. Yok yok. Arkadakinde. Doğru taksiyle. Özgü Hanım iyi akşamlar. Güzel bir doğum günü. Çok güzel bir doğum günü. Evet. Doğum günüyle ilgili de konuşalım o vallahi zaman. Valla Enis 40 yaşına bastı. Şahane bir doğum günü organizasyonu aslında bir yapmışlar. Aslında kına gecesi de evet evet yaptık. Hatta ben de kınalarımı yaktım. Biraz bozdum ama maalesef. Güzel şimdi olmuş. Eve gidiyorum. Aynen öyle. Üzerindeki kına mı yoksa? Evet bu da kına. Bu da kına. Öyle... Yakaladım mı yaptım. Hediyeyi gördünüz mü? Maşallah yazısı varmış böyle. Ya doğum günü pastası koskocaman bir nazar boncuğuydu. Buradan bir kere daha Enis'cim sana bir yeni yaşında nazarlar değmesin diyorum. 2023 nasıl geçti? Yılbaşı planlarınız nasıldı? 2023 daha yeni başladı. Yılbaşı nasıl geçti? Gayet güzel geçti. O da keyifliydi. Geçen sene Bodrum'daydınız yanlış hatırlamıyorsam. 2 yıl önce ya da. Geçen yılbaşında İstanbul'daydık aslında. Mercan daha çok küçüktü. Onun için evdeydik. Bu yılbaşı gayet güzel geçti. Pozlarınızda çok konuşuldu. Umut Evirgen çekti fotoğrafları. Evet, Umut'la güzel bir çekim yaptık. Umut çok yakın arkadaşımız. Gel böyle bir şey yapalım dedi. Ben tabii neden olmasın dedim. İnanılmaz bir çıkmışsınız bu arada. Söylemeler etmeyelim de. Teşekkür ederim. Yok ya daha bir şeye başlamadım. Bak geliyor artık zamanı. Bir yandan da projeler şimdi devam edecek ama son bir proje vardı. Ondan sonraki bir anlaşmazlık oldu sanırım. Serena Yan'ın rol alacak. Proje olması aynı gerektiği gibi oldu. Hayırlısı oldu diyelim. Kısmet bu işler. Ben şimdi yeni senaryolar okuyorum. İnşallah güzel bir şey bulacağım bakalım. Hayırlısı olsun diyelim. Sizi de çok güzel gördük bu arada. Teşekkür ederim. 2023 sizler için mutlu geçsin diyelim. Hepimiz için sağlık, mutluluk. Sağ hoşçakalın. İyi akşamlar. Siz de. Evet. Hayırlı akşamlar efendim. 2023'e en enteresan şekilde giren oyuncular arasında. Evet evet. Böyle evet, biz de soruyu sorsaydık. Şöyle geçiyor. Tamam olur. Ben buzlu sularda yüzerek girdiniz 2023'e. Sen konuşsaydık doğum günle ilgili. Burada doğum günle ilgili sorsaydık.
Evet, iki kelime alsaydık Nursa'yla ilgili dedi. Aynen, buyurun. Buzlu Cam'daki kız yani senaryolarının benzerleri yapılmalı. Çünkü hayata dair senaryolar bunlar. Ve insanların yaşamlarında kendini fark etmeleri konusunda çok değerli. 2023'e de yüzerek girdiniz. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sen nereden biliyorsun benim? Paylaştınız, paylaşımlarınızdan gördük. Instagram'ı takip edin. Evet. Yeni yılda yıkanmak lazım biliyorsun. Teşekkürler, sağ olun.